Galatasaray bombayı patlattı. Cimbom'da yaz transfer döneminde büyük bir operasyon yapılacak. Bu sezonu zirvede bitirmeyi başaran Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başında ve devre arası transfer döneminde ilgilendiği oyuncuların durumunu da araştıran Sarı Kırmızılılar, 31 Ocak 2023'te Herenver'e imza atan 22 yaşındaki Osame Sahrawi'yi bu kez bitirmek istiyor. Scout ekibinin son derece olumlu bir rapor verdiği genç yetenek, Henry Onyekuru'nun teknik özellikleri gelişmiş hali olarak tanımlanıyor. Galatasaray'da Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda dünya ünlü yıldızlarla temaslarda bulunuyor. Bunun yanında tıpkı Matias Ross ve Yusuf Demir transferlerinde olduğu gibi kulübün geleceği için de adımlar atılacak. Norveç basınından TV2 Sport'un haberine göre Galatasaray, Herenveen forması giyen 22 yaşındaki genç futbolcu Osame Sahrawi için yaklaşık 5 milyon euroluk bir teklif sundu. Hollanda ekibi genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ederken aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar. Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Osame Sahrawi'nin menajeri, oyuncunun Galatasaray'ın radarına girdiğini ifade etmişti. 22 yaşındaki Osame Sahrawi bu sezon Herenveen formasıyla 19 maçta 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Galatasaray Musa Dembele'yi kaptı. Cimbom formdan düşen ve kontratı da sona eren Gomis'in yerine dünya yıldızı golcüyü renklerine bağlamak için harekete geçti. Yeni sezonda Gomis'ten istediği verimi alamayacağını düşünen Aslan, şampiyonluk yolunda attığı kritik gollerle katkı sağlayan tecrübeli santrfordan vazgeçti. Sarı Kırmızılıların Gomis'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi şans bulamayan yıldız oyuncu için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 8'i ilk 11 olmak üzere 23 maçta şans buldu. Takımıyla 3 kez gol sevinci de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan golcüye Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Galatasaray'dan sürpriz karar. Cimbom bu sezon hem oynadığı futbolla hem de gerçekleştirdiği transferlerle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yaz aylarında Icardi, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan Sarı Kırmızılar devre arası transfer döneminde de Zaniolo'yu alarak sükse yaptı. Ancak Galatasaray yalnızca transfer ettiği yıldızlarla değil, teknik patron Okan Buruk'un da takıma dokunuşlarıyla önemli oyuncular kazandı. Sacha Boey bunların başında geliyor. Sezon başında neredeyse gönderilecek olan Boey için artık 15 milyon euroluk bonservis teklifleri az bulunuyor. Bu Cimbom'a elbette çok önemli katkı sağladı. Ama Okan Hoca'nın durmaya niyeti yok. Yakaladığı çıkışla taraftarın ilgisini çekmeyi başaran Barış Alper'e de dokunmak isteyen Okan Buruk oyuncusuna güveniyor. Barış Alper'i Kenan Aktürkoğlu'nun toy olduğu zamanlara benzeten Sarı Kırmızılılar eğer onun da seviyesini yükseltebilirse Galatasaray'ın kasasına fazladan 10 milyon euro civarında bir bedelin girmesi kaçınılmaz olacak. Galatasaray bombayı patlattı. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Yaz transfer döneminde takıma büyük güç katacak yerli bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray rotasını milli yıldız Cengiz Ünder'e çevirdi. Gelecek sezonda devam edecek olan 3 yerli kuralında elini rahatlatmak isteyen Galatasaray Cengiz Ünder'i Şampiyonlar Ligi maçlarında da kontratak silahı olarak kullanmak istiyor. Sarı Kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Fransa basınında çıkan haberlere göre Cengiz de Galatasaray'a gelmek istiyor. 2022-23 sezonundaki yaz ve kış transfer dönemlerinde kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamak istiyor. 2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta'nın da ilgisi bulunuyor. Galatasaray Victor Nelson ayrılığı.
Sezon başında Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, aynı dönemde isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu sefer kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroyu ödeneceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervión, İspanyol temsilcisinin Marcao transferinden sonra Sambacı stoperin partneri olan Nelson'ın da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da Süper 2'nin yeniden buluşabileceği belirtildi. Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Sevilla bu ücreti ödeyerek şimdiden Nelson'ın takımdaki yerini alması için hazırlıklara başlamış durumda. Galatasaray'a dev servet. Cimbom'da bu sezon gösterdiği harika performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Sacha Boey, sarı kırmızıların da vazgeçilmezi haline geldi. Fransız sağ bek için Avrupa'nın da önde gelen takımlarından İspanyol devi Real Madrid, Galatasaray'a ilk sözlü teklifini 16 milyon euro olarak sundu. İspanyol basınında da Sacha Boey'in Real Madrid için doğru bir tercih olacağı vurgusu yapıldı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin genç yıldızı tribünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız sağ bekinin bu sezonki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madridli yetkililerin Sacha Boey'i sezon sonuna kadar takip edeceği ve yaz transfer sezonunda Galatasaray'a yaptığı sözlü teklifi resmiyete dökeceği bilgisi de yer aldı. Genç yıldızla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz devi Liverpool da ilgileniyor. Sarı kırmızıların genç yetenekten beklediği bonservis bedeli ise tam 25 milyon euro. İşte Galatasaray'la ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan yıldızlar. Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında başkent Ankara'da 23. şampiyonluğuna uzandı. Sarı kırmızılıların yıldızlarla dolu kadrosunda bu sevinci ilk kez yaşayan isimler de vardı. İşte o yıldızlar. Dries Mertens, büyük umutlarla kadroya katılan Belçikalı süperstar, 9 yıl formasını giydiği Napoli ile birlikte hiç şampiyonluk yaşayamamıştı. Yıldız oyuncunun ilk zaferi 36 yaşında Galatasaray formasıyla nasip oldu. Juan Mata, performansıyla bir türlü göze giremeyen İspanyol yıldız, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu dahi yaşadı. Kariyerinde Chelsea ve Manchester United gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, ilk lig zaferini Galatasaray'da aldı. Milot Rashica, İlk transfer olduğunda kapalı kutu olarak görülen Kosovalı futbolcu performansıyla Nicolo Zaniolo gibi süperstara forma göstermedi. Norwich City'den bonservisinin alınması hedeflenen tecrübeli oyuncu kutlamaya ülkesinin bayrağıyla çıktı.